tostum var ki. Limon tosttan Zafer Bayramı. Günaydın. Annem yüzünü yıkayarak uyanmış. Ay lavabosuna gidiyor. Bu hızlı dönmez. Zar zor uyudum. Artık 7 yaşındayım. 7. Ben görünüyor muyum? Evet. Kesme diyorum. Saçma ama bir gecede değişim aslında bayağı bir kırıcı olur. Bence bu daha çok mutlu edelim. Uyuyacak sevelim. Liv bana bir doğum günü mektubu göndermesi gerekiyordu. Gönderir. Gidip bakabilir miyiz? Bakabiliriz. Burada mı gönderdim? Doğum günü kutlu olsun. Orada doğmadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün kutlu bileceğiz. Sen harikasın. Liv, ne olmuş? Dün bir trolle dokundum. Neden bir mektup geldi, evet. Ama trolle dokunmam yanlıştır. Sıkmama inanma aşkım, tamam mı? Hız kesilerek. Gerçekten bir troll görmüş. Aynen öyledir. Keşke bugün ve her gün bunu oynayabilseydim ama... Deki teyzesini ziyaret edin. Hadi gel. Bilmediyorsun. Neredesin diyorum. Şimdi açabiliyor muyum? Değil mi? Vay canına bir top. Benim topum. Onunla oynayabilir miyiz? Oynayalım. Onunla oynayalım. Karınla atmak için. Dokunun. Karınla oynamak için. Şimdi olmaz karim. Bunu seçeceğim ilk baştakini. Yaşasın. Hadi bakalım. Hop. Voleybol topu mu bu? Voleybol topu mu? Voleybolun bildiklerini böyle sıkarak oynanmaz. Şöyle yapacaksın. Gösteremiyor yapacaksın. Peki şimdi ne yapıyoruz? Bunun nasıl geçti? Kahret. Dört zaman... Ne yapalım? Ay bilmiyorum ki ben de. Yazık yine diyorum, acıkmış sanırsam. Hartford. Bugün benim doğum günüm. Biliyorsun. Liv annesinin onun için pasta yaptığını söyledi. Ben bir tane alabilir miyim? Pastayı çok severim. Geçkinler gibi bunun yerine lahana istediğine emin misin? Tabii ki sana. Tatlı yumuşak bir pasta istiyorum. Tamam. Nasıl bir sistemi yapayım mı acaba? Dışarı çıkmadıkken önce... Hadi bay bay kızım. Tamam hadi gidelim. Ben
üstüne alıyor. Üstüne çekiyor. Gönlümün tamamını ıslatmış yerine. Kıyafet değiştirme. Yedek odasında zaten. Aa, sonunda şey yapacağız. Kıyafet değiştireceğiz. Çok iyi hissediyorum. Bir dahaki sefere dikkatli ol. Bu kadar endişelenmene gerek yoktur. Bizler bazen pislenir. Bunu diyeceğim tabii ki de. Uf, bunu duymak güzel. Ya canım benim. Pasta yapmak vakti geldi mi? Ben yemek hazırlamak için mutfağa tezgahına gidiyorum. Böyle kalsın. Ay bana ne oldu? Bunun yeri neresiydi? Ay dur bir. Hakik. Çok heyecanlıyım. Daha önce pasta yapmaya hiç yardım etmemiştim. Tamam, hadi yapalım. Bu pişirme kolaydır. Hadi malzeme geri dökün. Pişirme kolaydır. Nefis, bu gerçekten lezzetliydi. Canım benim. Liv'in yaptığı pasta bizden daha güzeldir. Ama bizimki Liv'den daha güzeldir. Pastayı severim. Seninki yediğimin en iyi pastaydı. Ya. Teşekkür ederim. Nefis kesecek. Bunu bile diyor musun? Evet. Ne oldu merak ediyorum. Evet, resim kalemleri. Ne istediğimi unutmamışsın. Teşekkürler. Hadi gün öncesine. Ve tahmin et ne oldu? Önümüzdeki hafta okula başladığında bunu kullanabilirsin. Sadece unutmam. Pahalıydılar. Dikkatli kullan. Tek bir durum soracağım. Tahmin et ne oldu? Önümüzdeki... Bunu diyeceğim işte. Ah evet, neredeyse unutuyorum. Sabırsızlanıyorum. Evet, çok uzadın mı? Dediğim için teşekkür ederim, bayıldım. Bakalım kutlarım senin için. Ah biliyordum. Ben daha bir şey demeden biliyorum dedi boy. Hadi şimdi bunları deneyelim. Çizimde renklendirmeye yardımcı olabilirsin. Ona gidip resim çizebiliriz. Hadi gidelim. Tamam. Ha, renkler. Ha, doktor. Azıcık şuraları da dolduruyorsaydık. Ne diyorsun? Ne diyorsun Halincim? Öğrenciliydi. Tabii tabii. Yeni kalemlerimi çok sevdim. Ya. Doğum günümün bitmesini istemiyordum. Bilemiyorum. Bence birinin yatağa ihtiyacı var. Uyumazsın. Ne yapıyorsun, nazlı büyüsün. Evet. Bunu soracağım. Ah evet, haklısın. O zaman yatağa yatma vaktim geldi. Evet, hadi yat bakalım. Ben tufan kalmış mı? Evet, eğlence yılda. Bunu dediler. Daha fazla da benim nöbeti gider. Güzel. Hadi uyu. Ben alayım şuralara bakacağım. Ben yapmadan önce bir kaldırır mısın? Allah'ım yarabbim, okurum tamam. Yaşasın. Bir kayı okumak için kayınlığı. Dokundum zaten. Al bakalım. Hadi bay bay. Onları var. Ya, mükemmel.
yaklaşmışsın.